Parti ve CHP hem olağanüstü kongre hem yerel seçim hazırlığı yapıyor. İktidar partisinde kadrolar baştan sona yenileniyor. Ana muhalefette ise değişim tartışması seçimden bu yana halen sürüyor. Detayları Reyhan Ayyıldız derledi. AK Parti kadrolarını bir kez daha yenileyeceği olağanüstü kongre için kolları sıvadı. Kongre tarihi netleşti. Önümüzdeki MKYK'da bunun kararı alacağız. 7 Ekim'de inşallah kongremizi yapacağız. AK Parti'nin geçen 22 yılda kadrolarını devamlı yenilediğini hatırlatan da 3 dönem kuralının uygulanmaya devam edeceğini söyledi. 3 dönem kuralını sancısız, sıkıntısız uygulamış bir siyasi parti. AK Parti bakanlarını milletvekili adayı yapmış. Milletvekili olmuş. Bakanlar Kurulu listesinin neredeyse tamamı bu anlamda yeni arkadaşlar oluşmuş bir siyasi parti. Ve önümüzdeki süreçte kongre var. Bakın kongrede benzer değişimler olacak. Milletvekilliğinde, kabinede, bakan yardımcılıkları ve diğer alanlarda değişime giden AK Parti, MYK ve MKYK'da da farklı isimlere yer verecek. Bu kapsamda adaylar Kasım ayından itibaren belirlenecek. 3 dönem kuralı devam ediyor AK Parti'de ama 3 dönem kuralı devam etmese de AK Parti'nin bütün kongrelerinde olduğu gibi bu kongrede de değişim teması olacak. Bize gelen bilgiler o yönde. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kazanmasından bağımsız olarak partisinde yıllardır, başbakanlığı döneminde de hep bu değişimi yaptı. Şimdi bize gelen bilgilere göre AK Parti'de merkez yönetimle milletvekili yönetiminin arasında derin bir ayrışma olacak. Yani parti yönetiminde milletvekili olmayan ama partinin önemli isimleri olacak. Muhalefetin değişimi böyle büyük bir neşter atarak yapması gerekirken seçimi kazanmasına rağmen kayıpların nerede yaşandığına bakarak AK Parti'nin değişim yapması aslında bu başarının da bence nedenini ortaya koyuyor. Ana muhalefet partisi CHP'nin ilçe kongreleri 5 Ağustos'ta başlamıştı. İl kongreleri ise 16 Eylül'de gerçekleştirilecek. Ancak genel başkan seçiminin yapılacağı olağanüstü kurultay tarihi hala belirlenemedi. 4 dönemlik, 5 dönemlik, 6 dönemlik, 20 yıl, 25 yıl üst üste milletvekilliği yapan parti yönetiminde bulunan insanlarla tabii ki değişim söz konusu olmayacaktır. Değişimin tabii ki bir fikriyat, bir ideoloji temeli olacak şüphesiz ama bir seçim kaybedilmişse Batı demokrasilerinde de böyledir. En tepeden onun bir altındaki ve onun daha alt kademelerine kadar bir değişim olması şarttır. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve karşısına çıkması muhtemel rakipleri Anadolu turuna ayrı ayrı çıkmaya başlamıştı. Kılıçdaroğlu hariç kimlerin adaylığını ilan edeceği henüz net değil. Bak eski yüzlerle yapılmak istenen değişim kamuoyunda yeterince karşılık bulmuyor. Vatandaş dönüp dolaşıp şuna bakmaz. Kim haklı, sen haklısın, sen haksızsına bakmaz. Kaybedilen bir seçim var ve kaybedilen seçimde kavganın aktörleri sizsiniz diye bakar. Sen ayrı tura çıkmışsın, öteki ayrı tura çıkmış, o ayrı oy istemiş, bu bilmem ne yapmış, bu partiyi şöyle değiştirecekmiş değil. Hepiniz birden bu çamura batmanın müsebbibisiniz diye bakar. Ve bence burada o turlara çıkmak, işte Tunceli'ye gidiyor, Erzincan'a gidiyor, Kılıçdaroğlu gidiyor, İmamoğlu ayrı gidiyor, Sarıgül Kılıçdaroğlu ile birlikte böyle bölünmüş, parçalanmışlık görüntüsü içerisinde ufak ufak Pirus zaferleri kazanılıyor olabilir. Ama muhalif seçmen için derin bir umutsuzluk.